Evet dostlar, ziyaretçiler kanalındasınız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi, gözümüzden kaçan ayrıntıları yorumlarda belirtmeyi ve emeğimizi taşlandırmak için lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Ziyaretçilerin video saati. Her hafta sizlere değişik konuları olan, değişik yerler olan, efsaneler olan yerleri çekmek için mücadele ediyoruz. Ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz videoları size sunuyoruz. Sevgili ekip arkadaşlarım, bu hafta yine sevgili kardeşim Emir bana eşlik edecek. Şimdi burası biliyorsunuz ziyaretçiler 34 Instagram adresinden veya WhatsApp hattımızdan etrafınızda bilinen efsanesi olan gizemli yerleri bizlere atıyorsunuz. Yine adreslerden atabilirsiniz. Bir sevgili ziyaretçiler ailesi izleyeni buraya attı. Balık tutmaya gelirken böyle bir yer görüyor. Kafasını içeri sokuyor, bakıyor ki bir tüneller var ve araştırıyoruz. Bölge halkı burayla ilgili herhangi bir şey bilmiyor. Bizim tahminlerimize göre bir korsanların yaptığı, bir korsanların kullandığı bir yer olabilir. Bilmiyorum, gireceğiz, göreceğiz Emir'le. Veya zamanında yukarılarda olan bir kalenin denize açılan kaçış tüneli olabilir. Bunlar hepsi rivayet ama bizim için değişik bir şey. Daha görmedik. Biraz sonra Emir'le beraber ineceğiz. Yukarıdan baktık. Siz de göreceksiniz. İki tane delik var. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Burası acaba yüzlerce yıl evvel yapılmış bir tünel mi? Yoksa definecilerin kazdığı bir tünel mi? Yoksa ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu videoda ne olduğunu göreceğiz. Dediğim gibi sizler için her hafta değişik yerlerin videosunu çekmeye çalışıyoruz. Bazı yorumlarda şunları söylüyorsunuz arkadaşlar. İşte mesela Emir'le beraber girdiğimiz işte hani ekipmanlarınız yok, ipiniz yok, şuyunuz yok. Arkadaşlar sizin görmediğiniz kamera arkasında aslında bizim her şeyimiz var. İpimiz var. Ama biz bunları göster. Mesela şunu söyleyeyim. Emir kardeşim oraya giderken zaten belinde ip var. Biz çeşitli önlemleri alıyoruz. Evet bazen mesela giydiği çizme ıslanmış oluyor. Onu çıkartıp spor ayakkabısıyla devam edebiliyor. Biz çünkü gideceğimiz yerleri önceden keşfetmiyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki elimizden geldiğince maddi imkanlarımız dahilinde bütün önlemleri alıyoruz. Tabii ki her geçen gün kendimizi daha çok geliştireceğiz. Öncelikle can güvenliğine daha çok önem vereceğiz. Ama bunlar sadece maddi imkanlarla. Bunları her geçen gün geliştireceğiz. Bazen yazıyorsunuz işte drone'unuz yok, şuyunuz yok. Arkadaşlar bunları yazıyorsunuz sağ olun var olun da bunlar hepsi maksat. 300-500 TL'lik bir drone'la veya 300-500 TL'lik bir uzaktan kumandalı araçla işe yaramaz. Bunlar ciddi paralar gerektiren şeyler. Bunları biz paramız olsa neler yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve daha da güzel şeyler yapacağız. İmkanlarımız dahilinde sizin başka hiçbir yerde görmeyeceğiniz videoları çekmeye gayret ediyoruz. Ziyaretçiler kanalı açıldığı günden beri dikkat edin hiçbir yerde bulamayacağınız yerlere girdi ve buldu. Daha da devam edecek. Diğer dosyalarımız devam ediyor. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Emir kardeşimden de birkaç şöyle söz alayım. Emircim, nasıl bir duygu yaşıyorsun? Abi şu an 10 numarayım. Ziyaretçiler ailesine güzel bir video çekmeye geldik tekrardan. Burası bizim için sürpriz olacak. Evet. Serhat abim de dediği gibi korsanların yapmış olduğu veya definecilerin yapmış olduğu güzel bir alan olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bizim için içerisi sürpriz bir yer. Çok güzel bir video çekeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bakalım çeşitli önlemlerimizi aldık. Biz de ilk defa göreceğiz. Fazla uzatmadan yavaş yavaş Gidelim. başlayalım. Ben bir de mümkün olduğu kadar arkadaşlar konum vermiyorum biliyorsunuz. Konum vermememdeki sebep de hem tarihi yerleri gelip ziyan etmesinler. Burası engebeli bir yer. Şöyle yapalım. Ben şuradan elimde kamerayla gidebildiğim yerlere kadar gideyim Emir'cim. Sen de çok dikkatli ol. Tamam. İpini falan her şeyimizi aldık değil mi? Hepsi yanımda. Şu aşağı ineceğiz arkadaşlar. Yine bir deniz kenarı. Uçurumu olan bir yer. Dikkatli adımlarla inmemiz gereken bir yer. Gördüğünüz gibi taş uçuyor. Çok dikkatli ol Emir. Yani tuttuğumuz yerlerde kayalım. Tabii çok dikkatli ol. Biz mesela hep söylüyorum ya arkadaşlar.
mümkün olduğu kadar da video çekmeden evvel içerilere girmiyoruz. Mümkün olduğu kadar sizlerle beraber görüp o heyecanı sizlerle beraber yaşamak istiyoruz. Suda bir uçan karabatak uzaklarda. Şöyle yapalım. Emircim, burası bana biraz engebeli. Ya fark ettin mi? Burası denize sıfır bir yer. Evet. Ya bir şöyle söyleyeyim. Bir korsan oluşumu da olma ihtimali yüksek. Bu kaya sağlam. Şöyle yapayım. Belki de definecilerin açtığı bir yer de olabilir. Eski bir tarihi oluşum da olabilir. Tabii ben burada sıkıştım. Şuradan ineceğim. Demir. Yavaş adımlarla bastığımız yerleri kontrol ederek. Evet, şimdi burayı yukarıdan incelediğimizde Emir, bir buradan bir giriş var. Yalnız onun içinde fener var mı Emir? Var abiciğim. Benim büyük fenerim orada mı? Evet. Heh, unutmadık. Bir de arkadaşlar, şurayı da göstermek istiyorum. Şurası da var. Şurada bir yer var mı? Yok. Bak bir şurası var Emir. Bir burası var. Evet. Hangisinden girelim? Abi nereden istersen bence buradan girelim. Oradan mı? Burası bana sanki bak şöyle baktığım zaman hani büyük fener verir misin? Vereyim tabii ki. Girişi dar ama zaten güzel yerlere zor yerlere gideceğiz. Burası daha insan yapımı Emir. Değil mi? O zaman buradan girelim. Yoksa şuradan mı girelim? Buranın girişi dar. Şimdi oranın girişi daha basit. Eğer kendimizi ilk başta yormayalım dersen oradan girelim. Evet, buradan girelim. Sonra dönüşte buraya girelim. Belki de bakarsın burasıyla orası. Ama burası bana bak. Sanki şunu cebime koyayım. Tutsana. Buraları tabii çok uzatmayacağım. Keseceğim buraları. Çünkü ben çok yavaş hareket ediyorum. Burası sanki defineciler açmış gibi Emir. Ya evet, orada bir toprak yığını var en Öbür başta. taraf doğal. Yavaş Emir, çok yavaş. Burası biraz dikey. Acaba birbirleri arasında bağlantı olabilir mi? Yani mümkündür ama burada baktığım zaman sanki defineciler açmış gibi burayı. Değil mi? Ama kaya da çok sert. Öbür tarafta fener alayım. Sen de kafa ışığını aç. Açıyorum. Eyüzübillahim şeytan. Şimdi sanki burası şöyle bakalım. Definecilerin açtığı taraf gibi gözüküyor. Sen. Heh. Öbür taraf bana biraz daha şey geldi. Yok, burası Emir evet. Gitmiyor gibi sanki ya. Abi bir gidelim görelim. Şöyle sağ sol duvarlara bakıyorum ama yol ayrılıyor değil mi abi? Ama
Yol ayrılıyor da. Şimdi duvarlarda yarasa var. Duvarlarda şurada bak. Şey izleri var. Büyük matkap yeti izleri var. Muç matkap. Şu sola gidiyor. Emir'im. Evet. Koy onları buraya, şuraya kadar git gel. Tamam gideyim. Ekranı dokunsam. Ben de şuraya bakayım. Evet arkadaşlar. Tekrardan ben. Bakalım. Evet gördüğünüz üzere sağda solda delikler. Matkap, muç. Evet, burası da ikiye ayrılıyor. Bakayım şurası kapanıyor sanırım. Aynen burası kapalı. Tahmin ettiğimiz gibi her yeri defineciler delik deşik etmişler. Böyle güzellikleri mahvetmişler tekrardan. Burası evet. Bence definecilerin açtığı bir yer. Şimdi bahsettim abi. Her yeri delik deşik etmişler. Burası da zaten şey. Şurada son buluyor. Son buluyor. Duvarlarda delikler var. Evet. Yani nasıl açmışlar burayı bilmiyorum. Evet burası defineci açmış. Evet geliyor. Defineciler ciddi bir çalışma yapmış. Tabi. Her yeri delik deşik etmişler abi. Öbür taraf doğal mı değil mi ona bakacağız. İnşallah doğaldır. Bakacağız. Biz her türlü detayı araştırıyoruz. Tabii ki. Gözümüzden bir şey kaçmaz herhalde. Zaten ben. Bir. Oh. Aşağıda. Aşağıda var mı acaba bu? Böyle. Yok. Ama bunun altında denizden bir giriş var. Burası bana daha doğal gibi geliyor. Evet. Burada bir soluklanıp buraya girelim. Şimdi dostlar. İlk girdiğimiz yer belli ki defineciler açmış. Şu doğal gibi gözüküyor. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Videomuz devam ediyor. Burası sanki doğa. Gireceğiz, göreceğiz. Ama burası da definecilerin bir çalışması olabilir. Bizim tek düşmanımız defineciler. Ver çant şeyi. Kamerayı dur. Bekle. Bekle bir saniye ben ilerleyeyim. Tamam. Bir saniye. Şimdi şöyle yapalım. Sanki burasını da defineciler açtı. Şöyle şu gördüğüm şeyler. Baksana.
Şunlar büyük ihtimalle sanırım matbaa, murç. Eski bir yapıyı mı büyüttüler? Bir tane bira şişesi var. Burada biraz daralma var. Çamur. Abi içerisi neymiş? Acaba su mu alıyor burası? Kışın dalgalardan buraya gelebilir Emir. Evet, olabilir. Evet. Şimdi burada da ikiye ayrılıyor. İstersen önce ben şuraya gideyim. Tamam. Bekle, sonra sen bu tarafa git. Tamam. Buralarda böyle. Bak, buralardan su olabilir yukarıda. Ama nasıl bir kazım yapmışlar? Hayret bir şey. Sen buralar defineciler açmış buralar. Şurası gidiyor mu? Büyük ihtimalle defineciler açtığı bir yer. Geri dönelim istersen. İşte her zaman eski yapılara ulaşamıyoruz. Bazen de defineciden açtığı yollardan gidebiliyoruz. Tahminimce o taraf da öyle. Ama sen bir git bakalım. Gideyim. Evet. Şu tavandaki duvarlardaki delikler aynı şeyi temsil ediyor. Evet, bakar mısınız? Şuradaki deliklere. Burada da yol ikiye ayrılıyor. Bir sol tarafa bakmak istiyorum. Tabii ki de yine kapalı. Çamurlu, yukarıdan sular akmış. Arkadaşlar. Ama yapı gayet güzel bir yapısı var. Gönül isterdi içerilere doğru gitsin. Şuradan devam edelim. Haydi bakalım, bismillah. Oh. İçerideki hava nemli. Defileci açmış değil mi? Evet. Ama niye açmışlar işte? Acaba böyle yerler var mıydı? Ben şu aşağıdan şüpheleniyorum. Aşağısı büyük ihtimalle giriş olabilir. Defineciler burayı ve şurayı açtılarsa korsanlardan kalma bir yer olabilir. Sen ne diyorsun Emir? Abi ben de seninle aynı fikirdeyim. Aşağıda güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Bir şey var. Bence burası detaylı bir araştırma. Eğer defineciler bu kadar uğraştılarsa, bence boş yere uğraşmış. Çünkü şunun altı boşluk arkadaşlar. Buraya ancak yazın gelip denizden çekmek lazım. Tut Emir. Evet dostlar, kısa bir video oldu.
Ziyaretçiler 34 Instagram adresinden veya WhatsApp hattına etrafınızdaki gizemli gördüğünüz yerlere bizi atabilirsiniz. Tabi her zaman eski uygarlıkların açtığı tünelleri bulamıyoruz ama bazen de definecilerin açtığı yollardan o uygarlıkların parmak izlerine dokunabiliyoruz. Bugünkü gelen ihbar üzerine değerlendirdik. Görünen bir yapı varmış. Bu yapıyı bir şekilde artık ellerinde ne gibi bulgular varsa ciddi bir çalışma yapıp gitmişler. Burada da aynı şeyi açmışlar. Burada şu var. Çok net göremiyorsunuz ama aşağıda böyle altımız boşluk. Yani sanki zamanında gemilerin alta girdiği bir liman olabilir. O maksatta burayı ben notumu alacağım. Yazın alttan da bir dalış yapacağız. Yani su altı görüntülerine de bakacağız. Bunu da yapacağız. Bu haftalık bu kadar. Çok memnun kalmayacaksınız biliyorum. Ama her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Bazen ormanın içindeki bir delikten girip binlerce yıl evvelsine ait bir yeraltı şehrini çekebiliyoruz. Bazen de böyle definecilerin kazdıkları tünelleri buluyoruz. Ama ben eminim yazın bunun altına dalış yaptığımız zaman çok farklı şeylerle karşılaşacağız. Eğer defineciler buraları kazarsa bir şey vardır. Bu haftalık izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoları sonuna kadar izleyip lütfen beğenin. Her hafta değişik videolarla karşınıza geleceğiz. Emir'im. Evet abi. Sen neler söylemek istersin? Evet, otur istersen. Oturayım abi, ben de yoruldum. Sen de yoruldun. Ziyaretçiler ailesine yine güzel bir video çekmek için buralara geldik. Yine kötü olduğunu düşünmüyorum videonun. Yine uğraş verdik. Ziyaretçiler ailesi tabii ki de bizleri çok seviyor. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Gönül isterdi güzel bir mağara olsun. Ama bu kadarını çekebildik. Olsun, en azından bu videoda ilk defa Ziyaretçiler kanalında. Aynen öyle. Başka bir yerde yok dostlar. Evet. O zaman şöyle yapayım. Selamünaleyküm.